Ben 30 Eylül 1992 tarihinde Trabzon'da doğdum. Öncelikle iyi akşamlar diliyorum buradan herkese, tamam mı? İki tane kardeşim var, üç erkek kardeşiz. İkisi de benden küçük. Nasılsın anam? İyiyim bacım, sen nasılsın anam? Biz deyiz hamdolsun, uğraşıp duruyoruz böyle. Şarkı söylemek istiyor musun bize sen? Söyleyeyim bebeğim, bebeğim. İstanbul Marmara Üniversitesi'nde İdari ve İktisadi Bilimler Fakültesi'nde işletme okuyorum. Sabah kalkıyorum. Öncelikle kahvaltı için markete gidiyorum. Bakkal Ahmet abiyle çok iyi anlaşıyoruz. İletişimimiz iyi kendisiyle. Günaydın. Merhabalar, nasılsınız? Hoş geldiniz hocam. İyi, hoş bulduk. İşte kuaförüm var, Necmettin abi. O da benim dilimden anlayan nadir kuaförlerdendir. Hani bizim sevdamız devirir gitarları. Burası benim sınıf arkadaşımın evi. Arada böyle ders çalışmaya falan arkadaşa geliyoruz misafirliğe. Haftamın birkaç günü burada geçiyor diyebilirim. Sefa'nın en sevdiğim özelliği sıcakkanlı olması, samimi olması. Zaten hani mizahı var. Bizde de sohbet hep mizah üzerine oluyor. Şakayla karışık bizi güldürüyor, eğlendiriyor. Geceler çok soğuk, sessiz ve karanlık. Üşüdüm üstüm, öpsene anne, 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 anneciğim. İnsan uzakta olunca annesini çok özlüyor. Ben anneme buradan çok sevgilerimi gönderiyorum. Anne, seni çok seviyorum, çok özlüyorum. Bu taklit olayı bende çok küçük yaşlardan beri vardı. Küçükken bile işte dedemin olsun, babaannemin olsun ya da ne bileyim aileden, akrabadan, televizyondan, şuradan buradan gördüğüm kişileri böyle hemen böyle hareketlerini yapmaya çalışmam, taklitlerini yapmaya çalışmam falan. Annem bunları bana hep anlatır. Büyük babamın öyle şeyleri vardır ki aslında böyle yazsanız bir komedi roman tarzında olabilir. La oğlum, siz okuyacaksınız, adam olacaksınız da ben de göreceğim sizi ya. Oy ben sizim pip. Finale kadar gelmek benim için çok önemli bir durumdu. Yani ben aslında gerçekleştirmek istediklerimi gerçekleştirdim. Çıkı, ağla çıkı. Bizi ağla çıkı. Ya sen de hep ağlıyorsun ha geri. Geri. Hey geri, what's up me? İleride ünlü bir oyuncu ve komedyen olmak istiyorum. Gerçekten insanlar tarafından sevilen, tanınan. Efendim tabii bu yarışmada, final bölümünde Allah-u Teala'nın da izniyle sizlerin, değerli halkımın karşısında olacağım. Canım benim, hepinizi çok seviyorum ben, tamam mı? Yıldız ablanız olarak. Hayatta sadakat her zaman önemli bir paya sahiptir kardeş. İyi sayılır, iyi gösteriler diliyorum efendim. Canım. Yetenekli olduğumu düşünen insanlar tarafından takdir edilmek benim için en güzel duygudur ya. Sefa, taklidi çok seviyorsun. Evet. İleride hatta oyuncu, komedyen olmak evet. istiyorsun, değil mi? Evet. Ya nasıl başladın? Nasıl meraklar? Ya da kendindeki bu yeteneği nasıl fark ettin? Eskiden beri vardı. Yani önceden beri ilkokulda olsun, ortaokulda olsun, lisede olsun sürekli yapardık yani. Geliştirdim kendimi. Hı hı. Tamamen amatörce çabalarla. Ya şimdi Nihat Doğan taklidi, Yıldız Tilbe taklidi hani benim favori taklitlerim yani senin yapabildiğin. Hani daha çok isim var biliyorum. Gördüm de zaten provalarda. Evet. Bugün finaldeyiz ve sürprizler çok fazla. Tabii sürprizler var. Değil mi? İzleyenler böyle ha Sefa çıksın dediği zaman evet. beklediklerini alacaklar. İnşallah, inşallah öyle düşünüyoruz. Öyle düşünüyorsun. Peki buyur. Sahne senin o zaman. Başarılar diliyorum sana. Teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk, sağ olun. Heyecanla seni bekliyoruz. Sahne senin. Peki.
Bugün Survivor ünlüler yapacağız beraber. Bakalım nasıl olacak. Allah Allah. Adan sahillerinde bekliyor. Her zaman yollarını gözlüyor. Ay bu ne sıcak ayol. Aa. Ay kadın başıma Dominik sahillerinin ortasında bir yerde. Aa. Kimse yok mu ayol, çok acıktım vallahi. Aa. Kız. Ay yılan mı var burada? Gebere siçi. Ben varım ya anam, burada görmüyor musun beni canım benim? Kurban alırım ben seni veren Allah'a. Ablam nasılsın, görüşmeyeli? Ay çok acım çocuğum vallahi, sinirlerim çok bozuk. Bozma sinirini, bizim de karnımız çok aç biliyor musun? Geberiyoruz açlıktan yani, anlatabiliyor muyum? Ay biriniz bir balina kessin getirsin ayol, içim ezildi. Ay bana gönül de gelecek dediler ama. Geliyor ablam, geliyor şimdi. Ay geldim ayol. Kız sabahtan beri ormanın içindeyim, bir erkek sinek bile bulamadım ayol. Aa. Kız. Kız. Kız bu ne biçim adam? Ne erkek var ne bir şey var. Kandırdılar bizi, erkekler odasına götüreceğiz diye. Karıların içine attılar ayol. Ne bahtsız karıyım. Kız sen de kocadan başka bir şey düşünmez oldun ha. Vallahi. Kız. Sen bize bir, senin bir delikanlım şarkım vardı. Onu bir söylesene sen bize Allah aşkına. Belki adadan bir delikanlı gelir ayol. Kalbim duraksız haykırışlarda. Ne yapsam ayrılamam senden asla. Hafife alma, aşk vurur insana. Bu kadar kolay sanma delikanlı. Erkekler Adası'ndayız. Ya bu açlık iyice kafama vurdu kardeşim. Ya yemin ediyorum benim Bozca adam ne Dominik sahiline benzer ne başka bir şeye benzer ya. Yani Acun Bey'in hatırı olmasa burada beni kimse bir dakika bile tutamaz ya. Kardeşim ya. Emrah, canım. Sen de mi buradaydın? Boynu bükükle. Boynu bükükle. Anasız babasız garip yetim. Nedir bilmezler, hep ağlarlar hiç gülmezler. Mutluluk nedir bilmezler, hep ağlarlar hiç gülmezler. Boynu bükükler, boynu bükükler. Anasız babasız garip yetimler. Sağ olun abi. Çok acıktım Nihat abi. Kolundan bir ısırık alabilir miyim? Bakın Nihat Doğan ahtapot gibidir. Isırdıkça 8 kol birden çıkarır. Bakın. Demek öyle. Burhan abi. Sen de gel abi. Sen de açsın değil mi? Şu anda acaba Tokyo'da saat kaç? Tokyo'da saat kaç ki ya acaba şu anda? Of çok sıcak. Çakayı özledim. Herkesi çok özledim. Alo. Şu anda Nihat Doğan'la dedikodu yapmak istiyorum. Nihat, konuşmamız lazım bebişim. Konuşalım Burhan kardeş.
Ya bu Emrah'a sinir oluyorum. Sürekli ağlıyor, sürekli suratım. Kaşlarının ortasını almıyor, tam bir martı kaş. Vay anasını ya. Bunu adadan göndersek mi, ne yapsak oğlum? Bakın delikanlı adam dedikodu yapmaz Burhan. Dedikodu yapmaz mıymış? Aman. Emrah, nasılsın bebişim? İyiyim Burhan abi, sen nasılsın bebişim? Ben de iyiyim. Oğlum bu Nihat ne ayak lan? Vallahi şu anda yani sinir oluyorum. Sürekli felsefe yapıyor. Sürekli beyninde bir şeyler duruyor. Kafam koskocaman oluyor lan. Buna adadan şutlayalım. Buna adadan şutlayalım. Bu söylediklerinin hepsini Nihat Doğan'a söyleyeceğim abi. Sana dedikodu yapmak hiç yakışmıyor. Nihat abi. Burhan abi senin arkandan konuşuyor biliyor musun? Bakın bir Allah'ın kulu benim arkamdan konuşamaz. Ada görevlisi Fatih Terim, lütfen müdahale edin. Lütfen. Şimdi adaya geldiğiniz vakit... Olaya gireceksiniz Bülent Hanım. Gelin ortamı yumuşatalım. Her şeyi bitirelim. Küslükler, dargınlıklar, hiçbir şey kalmasın. Bülent Hanım, lütfen. Buyurun. Ümit, mikrofonu getir. Ümit. Allah Allah! Bülbülün gel derdine, söyle benimle bile. Bülbülün gel derdine, söyle benimle bile. Sesini duyur ele, çile bülbülüm çile. Çile bülbülüm çile, çile bülbülüm. Çile bülbülüm. Allah! Ay hocam, olmadı herhalde. Ay le bile bir tozu mu yuttunuz ayol? Çile. Çile bülbülüm. Allah! Allah! Çile bülbülüm. Helal olsun. Helal olsun. Ablanız size kurban olsun. Vallahi internetten falan hep söylüyorlar, Hürrem taklidi istiyor herkes. Süleyman benim olmalı. Hep Süleyman her zaman benim. Validem, oğlumu benden sakın almayın validem. Oğlumu verin bana. Oğlum benim. Gülnihal, dün gece o kadar susadın bir türlü yanıma gelmedin Gülnihal. Oğlumu verin bana. Oğlumu istiyorum. (Gülüyor)
Hülya. Her şey yine çok güzeldi. Çok çeşit yapıyor musun sanatçılarda? Yani. Yapıyorsun. Seni herhalde sanat dünyasının içinde artık göreceğiz diye düşünüyorum. İnşallah. Kazan ya da kazanma. Ama gireceksin galiba bizim aramıza. İnşallah. Sefa bana göre yarı finale göre daha iyi performanstı. Konsept de daha güzeldi. Tabii ki finalde hepinizden çok şey bekliyoruz. İşte bu beklentiyi karşılamak çok kolay değil. Ben bu akşam karşıladığını düşünüyorum. Seyirciyi kazandın en önemlisi. Herkes çok beğendi. Tebrik ediyorum. Ben Hülya'ya katılıyorum. Yeteneksizsiniz Türkiye'yi. Kazan ya da kazanma. Sen büyük bir yeteneksin. Ve bundan sonra nereye gideceksin bilmiyorum. Ama seni Türkiye'ye kazandırdığımız için biz çok mutluyuz İnan. Ağzına sağlık, ben ayağına sağlık. Çok sağ ol. Sevgili seyirciler, Sefa Doğanay bu akşamın son performansını sergiledi. Eğer Sefa'yı destekliyorsanız ve yeteneksizsiniz Türkiye'yi Sefa kazansın diyorsanız 114 yazıp 2950 SMS gönderiyorsunuz. 114 yazıp 2950 SMS gönderirseniz Sefa için oy kullanmış oluyorsunuz. Ve tabii ki bu arada hemen hatırlatıyoruz. Biraz sonra kimin kazandığını, Yeteneksizsiniz Türkiye'yi kimin kazandığını hep beraber öğreneceğiz. Bunun için isterseniz bu akşamki ve dün akşamki performansları, tam 14 performansı kısa bir şekilde hatırlayalım. Performansları bir kez daha gözünüzden geçirin. Ve bunun sonrasında 250 bin liralık büyük ödülü kimin kazanacağını siz karar verin. Evet, Yeteneksizsiniz Türkiye'nin 250 bin liralık büyük ödülünü kim kazanacak, bunun kararını siz vereceksiniz. Şimdi bir VTR'miz var. VTR'yi seyrediyorsunuz. VTR'de performansları görüyorsunuz. Ve kimin kazanacağına siz karar veriyorsunuz. Son kez gözden geçirmek üzere. İşte dün akşamki ve bu akşamki performanslar geliyor. Oy kullanmak için artık sayılı dakikalar var. Söz sizde. Dikkatlice seyretmenizi rica ederim. Bayanlar, baylar, yeteneksizsiniz de bundan tam 2 sene önceye gideceğiz şimdi. Hep beraber 2 sene önce yeteneksizsiniz de taklitleriyle kim birinci olmuştu? Sefa! Ve bayanlar, baylar, karşınızda Sefa! Sefa, hoş geldin. Hoş bulduk, sağ olun. Öncelikle haberim var. Devamlı gösterilere gidiyormuşsun. Evet. Seni tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Yani yeteneksizsizden Türkiye'nin en yeteneklisi olarak çıkmış bir kardeşimizsin. Ama sonrasındaki performansını da takip ediyorum ve seninle gurur duyuyoruz. Çok teşekkür ederim, buraya sağ olun. Buraya da şeref verdin, hoş geldin. Sağ olun, hoş bulduk, teşekkürler. Hoş geldiniz canlarım benim. Benim nur toplarım. Bergüzar-ı Hindi'yi âlâ-i kâlarım benim. Şakâik-ı Numaniye fi ulemâ-i devleti Osmaniye. Efendim, Kitâb-ül Edrak, Nefes-ül İtrak mertebesinde evvele bizzat fahr-ı kâinat, rahle-i tedrisat, kitâb-ı muhlisatımdan gelen kalbi deruni faslı şahanemden gelen bu kıymetli dileklerimi siz çok kıymetli arkadaşlarıma ve seyircilerimize iletiyorum. Lütfen kabul buyurunuz efendim. Efendim, bendeniz hastanenizin başhekimi Bülent Ersoy. 18-24 yaş arası İzmirli beylerin muayenesinden bizzat sorumluyum. Bak oradan bakıyor bana esmer esmer. Canım benim. Ben seni muayeneye alırım biraz sonra. Tabii. Ben şimdi Nişantaşı'ndaki süit dairemde o küvetimi sonuna kadar doldurup cildimin bebeksi pembeliği buruşana kadar yıkanacaktım ya. Niye böyle oluyor ama? Of, neyse. Şu doktoru bir bulayım. Sabahtan beri hastanede 4 gündüm oğlum. Danışma.
Şuraya bir soralım, herhalde bilirler yani. Ay danışmada kim varmış arkadaşlar? Ay danışmada Ferdi Tayfur varmış. Anam niye ya bu? Ferdi abi doktorun yeri nerede acaba? Bir bana bir söyle bakayım. He? Ne kadar çok aşka intizar eden, kimi çok seviliyor, kimi yoksun sevgiden. Ne kadar çok aşka intizar eden, kimi çok seviliyor, kimi yoksun sevgiden. Sen orada ben burada, bir şey gelmez elimden. Sen orada ben burada, ben de özledim ben de. Ben de özledim ben de. Resmin var şu an elimde. Sana koşmak isterim, derman yok dizlerimde. Ben de özledim ben de. Resmin var şu an elimde. Sana koşmak isterim, derman yok dizlerimde. Ben de özledim ben de. Resmin var şu an elimde. Adres sorduk, bize şarkı söyledi. Şimdi başka bir şey sorsak konser verecek herhalde. Dur bakayım. Evet, doktorun adresini aldık. Şarkıyı markıyı söyledi ama doktorun adresini aldık. Operatör doktor Mustafa Topaloğlu. Mustafa abi. Nasılsın yavrum? Ben seni çok merak ediyorum biliyor musun ya? Tanışmak kısmet oldu şimdi. Hadi beni bir muayene et oğlum, çok fenayım ben. Yes, of course. Beni fazla merak etmeyin. Fazla merak, burası Irak. Bırak yani benim. Biz burada Survivor'da iki derede bir arada. Herkes burada. Sen orada, ben burada. Kim var arkada? Burada ilişkiler bir karışık, bir dolaşık, bir bulaşık, bir çamaşır yani. Ne diyor ya bu? Yaş olmuş 50,5. Kafa biraz uçuk. Ben aslında sevmem sucuk. Sizi öperim mucuk. Kaybol git Allah rızası için. Allah rızası için Allah'ın adını verdim. Bir çekil şuradan ya. Ben şuradan bir hemşire bulur, iğnemi yaptırır giderim. İki saattir yemin ediyorum gripim diye hastaneye geldim. Kanser hastası olarak çıkacağım. Hürrem hemşire, bana bir iğne yapsana yavrum. Merhaba Burhan. Merhaba sevgili seyirciler.
Vallahi bir iğne yaptım bana, çok iyi geldi ya. Biraz sonra geçti, tesisini anlarız ama. Yani var ya, bu Mustafa abi beni mahvetti oğlum ya. Vallahi kafamı böyle ütüledi, ütüledi, ütüledi. Beni parçaladı burada ya kız. Sen ne yapıyorsun, neler yapıyorsun? Gelirken 4. kattaki bütün hastaların serumlarına zehir koydum. Ettiğin yanına kalmaz Şürem. Ben sana söyleyeyim. Ben sana söyleyeyim. Ettiğin senin yanına kalmaz. İnşallah, dua ediyorum. Dua ediyorum. İnşallah o Sultan Süleyman, o kara gözlü Firuze'nin halvete girer de sen de o çok güvendiğin yumuşak yerlerin üstüne oturursun. Zaten 2-3 sene sonra menopoza gireceksin. Kime afra tafra yapıyorsun ya? Seni de zehirledim Burhan. Beni nasıl zehirliyorsun ya sen? Nasıl zehirliyorsun? Az önce sana yaptığım iğne birazdan kanına karışır. O zaman Anya ile Konya'yı görürsün. Ne ya şimdi bu? Ne oluyor ya bu? Anam gözlerimi perde mi iniyor benim? Anam daha da dibe gidiyor bu. Anam ne oluyor bu ya şu anda? Tırnak diplerim titriyor benim. Göz kapaklarımdan ter mi çıkıyor şu anda? Anam daha da dibe gidiyor. Öldüm ya ben. Anam! İnşallah sen de Sultan Süleyman'ın iğnesine hasret kalırsın. Of! Güle güle Burhan. Yolun hep açık olsun. Hürrem'le kimse baş edemez. Bunu herkes öğrensin. Gerekirse herkes ölür. Hoşça kal. Burada bazı... Bazı olaylar oldu burada. Bir karışıklık, bir dolaşıklık var burada ama... Güvenlik görevlimiz Nihat Doğan, bir müdahale eder misiniz acaba? Nihat Doğan, bir müdahale edin. Selamun aleyküm Denizli. Bakın bir Allah'ın kulu Nihat Doğan'ın hastanesinde olay çıkartamaz. Bizim kardeşim bakın. Bizim ismimiz Nihat Doğan. Yediğimiz pekmez, geldiğimiz yer Denizli. Duvarda resmimiz Pamukkale, Ünide şeklimiz vardır. Herkes ayağından kalacak. Eyvallah. Eyvallah, sağ ol. Bu nedir ya? Biri gelir, biri gider, şu olay, bu olay. Herkes ayağından kalacak. Of! Nihat Doğan'ı tabii... Böyle görürler, eser gürler ama aslında Nihat Doğan içinde bir meleği taşır. Nihat Doğan'ın içinde bir melek vardır. Nihat Doğan çok yufka yüreklidir, bakın. Bu yufka yürekliliğimle ilgili başıma kısa bir olay geldi, onu anlatayım. Geçenlerde malum yaz, sivrisineğin biri beni soktu. Evin içerisinde bunu kovalıyorum. Vur Allah vur, vur Allah vur, vur Allah vur. Neyse, en sonunda köşeye sıkıştırdım bunu. Sivrisinekle göz göze geldik. Dedim ki Nihat dur, bu sivrisinek senin kanını taşıyor. Onu öldüremezsin. Bir Nihat Doğan kanı taşımak her Allah'ın kuluna nasip olmaz dedim. Sarılıp ağlaştık. Bir görmeniz lazım Doğan'ı, fenaydı. İşte bu yüzden diyorum kimse Nihat Doğan olamaz. Nihat Doğan olmak her Allah'ın kuluna nasip olmaz. Bakın. Şunu söyleyeyim, Nihat Doğan olmak, dilenciden para üstü almaktır. Nihat Doğan olmak, Testere filmini seyrederken artı 18 yazıyor diye 17 kişiyi beklemektir. Ve son olarak şunu söyleyeyim kardeşlerim. Nihat Doğan olmak, flash belleğe dua yükleyip nuska diye boynuna asmaktır kardeşim. Çinler!
Ay siz akşam yemeğini fazla kaçırdınız galiba sesiniz, öyle mi? Bir kez daha. Teşekkür ediyoruz ve alkışlarla uğurluyoruz. Sağ ol, var ol. Saygılar, sevgiler. Değerli misafirler, değerli izleyenler. Yine özel bir konuğumuz var, özel bir yeteneğimiz var. Bu yetenek bu sefer yurt dışından değil, Türkiye'den. Yeteneksizsinizin ikinci sezonunun birincisi, taklitleriyle Türkiye'ye damgasını vuran Sefa Doğan'a geliyor. Teşekkürler. Sefa hoş geldin. Hoş bulduk, sağ olun. Öncelikle Yeteneksizsiniz'in gururusun. Çok teşekkürler. Çok iyi biliyorum ki şampiyon olduktan sonra gösteri hayatına girdin. Evet. Ve sürekli de turnedesin. Evet. Yani bizim açımızdan da çok büyük bir mutluluk. Programımızdan çıkan birinin gösteriler yapması, ekonomi sağlaması ve başarılı olması bizi de çok mutlu ediyor. Her gördüğümde duygulanıyorum gerçekten seni. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Ben de her zaman Yeteneksizsiniz Türkiye sahnesinde olmaktan çok büyük bir onur ve gurur duydum. Ömür boyu da bu şerefi taşıyacağım, sağ olun. Peki, bu akşam bizi neler bekliyor? Bu akşam şöyle bir 15 dakikalık bir stand-up show yapacağım seyircilerimize. Öncelikle tekrardan hoş geldiniz demek istiyorum. Mükemmel bir enerji var. Hepimize çok güzel bir gece olsun inşallah. Nasıl, güzel kilo vermiş mi? Vallahi sizin için tam 35 kilo verdim. Tabii. Tabii onun dışında beni buna iten sebepler de oldu. Tabii en son 102 kiloyu görünce. Yani kurbanda Tosun'la beraber bana da tuz yalatıyordular. O yüzden dedi ki bu böyle olacak gibi değil, biz zayıflayalım, ama sosyal baskıyı çok hissettim üzerimde. Yani bir gün ben, bir de ailemde pek kimseye benzemem. Bir gün babamla tartışıyoruz. Babama dedim ki, ya dedim baba dedim, ben zaten hiç kimseye benzemiyorum. Herhalde beni evlatlık aldınız. Öyle olsa seni mi seçerdik lan dedi. Dedim baba aşk olsun, yani bak sarışınım, mavi gözlüyüm, Kıvanç Tatlıtuğ'dan ne eksiğim var bana söyler misin dedim. Tabii tabii, adamın göbeğinde bir kilo baklava, seninkinde dört dönüm kol böreği oğlum. Devam et. Tabii oğlum, böyle devam et. Ama benim asıl zayıflamam, şişmanların korkulu rüyası Profesör Doktor Canan Karatay'la tanışmamla oldu. Tabii. Canan Hoca ile biz bir açılışta karşılaştık bir gün. Kadın beni görür görmez bana damızlık muamelesi yaptı. Hocam nasılsınız dedim. Oo Sefa Bey, sizi şimdiye kadar nerede beslediler çok merak ediyorum dedi.
Hoca tabii öyle sorunca ben de sapıttım. Dedim hocam vallahi iki senedir güneş görmeyen ahırda yatıyor Metin lezzetli olsun diye falan. Hayır şaka bir yana ne olduğunu anlamadan bir saydırmaya başladı hoca. Ben neye uğradığımı şaşırdım. Tabii yediniz pizzaları, yediniz makarnaları, götürdünüz pizzaları, patates kızartmalarını her tarafın süzme yoğurt torbasına dönmüş dedi. Ekmek yemeyin, şeker yemeyin, tuz yemeyin. Ekmek şekerdir, şeker en tatlı zehirdir. Şeker kolesterolünüzü yükseltir, kan değerlerinizi patlatır, bir seneye kalmaz geberir gidersin dedi. Ben neymişim dedim ya. O konuşurken bir an uzaklaştım. Arkadaşlar düşünsenize Canan Karatay ile öğrenci evine çıktığınızı. Kapının girişinde direkt hoş geldiniz paspası yerine tartı var değil mi? Tartarak alıyor milleti içeri. 60 kilonun üstünde misafir kabul etmiyorum. Çok özür dilerim falan. Kaç kilosun? 80. Çok şişmansın. Keşke ölsen. Memleketten gelen koliyi Canan Hoca kontrol etmeden açamazsın. Tabii erzak merzak. Hele içinde pasta börek varsa bitti. Bomba muamelesi yapar. Yaklaşmayın, tüm şişmanları patlatırım. Yaklaşma. Falan. Hayır, bazı söylemleri var. Korku filmi gibi. Demek kurbanda kavurma yediniz. Hepiniz öleceksiniz. Hayır, zayıfladıktan sonra da merak ettim bu eski kıyafetlerim ne alemde falan diye gittim baktım. Bulamadım yerinde. Anneme dedim, nerede bu kıyafetler falan? Babaannen onları pazar torbası yaptı dedi. Gittim babaanneme sordum. Babaanne dedim, niye böyle bir çılgınlık yaptın? Fark eden bir şey olmaz. Eskiden de patates çuvalıydı. Babaannem de hayatınızda görüp görebileceğiniz en komik Karadeniz kadınıdır sevgili seyirciler. Yani Karadeniz insanının o bütün sıcaklığını, o bütün mizahını, pratik zekasını onda görebilirsiniz. Çok enteresan özellikleri var. Mesela namaz kılarken etraftaki her şeyi kontrol edebilme özelliğine sahip. Mesela namaz kılıyor, kapı çaldı. Allahu Ekber. Bu kapıyı aç demek. Mesela önünden çocuk geçiyor. Subhanallah, subhanallah. Bu da çocuğu al demek. Çocuk zaten çarpılıyor belal. Çok alem bir insandır hakikaten. Bir gün bunu psikoloğa götürdük. Panik atağı vardı. Dediler ki psikoloğa gitmesi lazım. Yani bu psikolojik bir sebepten dolayı oluyor. Gittik. Psikolog soruyor ki teyzeciğim anlat. Oğlundan, gelininden, kızından kim seni bu kadar bunaltıyor? Doktora böyle yaptı. He, dedikodu arayışsın. Fakat bu namaz konsantrasyonu ile ilgili Trabzon Merkez Camisi'nde başıma bir şey geldi memlekette. Ben hala kendime gelemedim. Trabzon Merkez Camisi'nde cuma namazı kılıyoruz. Hoca Allahu Ekber dedi, farza niyetledik. Önümde bir tane adam var. Telefonu çalmaya başladı. Bir kemençe yükletmiş. İmam bile artık kaç senedir nasıl kurtlanmışsa omuzlar falan gidiyor herifte yani. O da. Bak sana yemin ediyorum herif böyle yaptı. Alo. Hüseyin ne yapıyor? Ne mazayım, niye arayıyorsun? Oğlum gönderdim ya paranı, gelmedi mi? He iyi iyi, kim var kim yok. Aleykümselam, aleykümselam, aleykümselam. Dur bekle, secdeye gidiyorum, kapatma bekle. Karadeniz'de yani mizah aramanız için özel bir çaba sarf etmenize gerek yok. Herkes komik. Yani biz Trabzon'da oyuna gittik. Esra abi Boztepe'ye çıktık. Meşhurdur orada. Hakikaten bilenler bilir, muazzam bir manzarası var. Oyundan önce böyle bir çay içelim dedik. Organizasyonla birlikte bizle gelen bir abla vardı. Dedi ki ya dedi, burası ne güzel bir yer. Kim bilir burada güneş ne güzel batıyordur. İyi dedik, biz de hani vaktimiz varsa güneşin batışını seyredelim. Garson arkadaşı çağırdım, dedim ki kardeş bakar mısın dedim. Burada güneş ne taraftan batıyor? Vallahi hiç belli olmayı dedi.
Ya demek ki bazen ha oradan batay, bazen ha oradan. Bazen ha oradan. Trabzon yenildi mi hiç de olmay. Bu da bir seçenek yani. Masaya ondan sonra Laz böreği geldi. Abla Laz böreğine de bayıldı. Ya dedi kardeşim dedi bu ne kadar güzel bir şey dedi. Bu neden yapılıyor? Neden yapılmaz mı? Herkes çok seviyor. Akşama oyun dönüşü Trabzon havaalanındayız. Önümde yine aynı bu model bir abi bavuluyla beraber gidiyor. Anons yapılıyor. X-ray cihazından geçeceğiz. İşte lütfen tüm kemerlerinizi çıkarın diyor. Adam X-ray cihazından geçti. Çantayı açtı. İçinde ne kadar kemer varsa hepsini dışarı çıkardı. Bekliyor böyle başında. Güvenli. Hadi kemer dedim. Bak bakayım ne var abi. Hadi. Oğlum tüm kemer dedim. Bütün kemerleri çıkardık işte ya. İşim var gideceğim falan. Çok enteresan bir zekası vardır Karadeniz insanının. Çok kendine özgü de bir mizahı vardır. Trabzonlu olmaktan, oflu olmaktan, bir Karadeniz çocuğu olmaktan gurur duyuyorum. Tabii yeteneksizsiniz benim hayatımda çok önemli bir dönüm noktasıydı sevgili seyirciler. İyi ki de yola bu platformda başlamışım. Fakat tabii burayla tanınınca sokakta da tanınıyorsun haliyle ve çok değişik tepkilerle karşılaşabiliyorum yani. Aa Suat bak yeteneklisin yok musunun birincisi. Merhaba çocuğum. Ben bir ara bir kola markasının kapalı organizasyonlarda yüzü oldum. Yani nedir? İşte ben süpermarketlere gidiyorum. Markette kasiyer oluyorum mizansen gereği. O ürünü alanlar işte benim kasamdan geçiyor. Ben okutuyorum. Fotoğraf çektiriyoruz, sohbet ediyoruz. Böyle keyifli bir atmosfer. Teyzenin biri geldi. Beni tanıdı ama olayı anlamadı. Geldi böyle yapıyor. Ah canım buraya kadar da mı düştün yazık. Ulan öyle bir söyledi ki sanki pavyona düştüm. Hani neredeyse gelen müşteriye konsomasyon yapacağım yani. Pardon bu kola ne kadar? Bırak anam kolayı şişe açtırayım gel. Tabii yeteneksizsinizden sonra o dönem o kadar çok ünlü karakterle ve o kadar çok skeç yazmayla meşgul oldu ki kafam sanatçılar, ünlüler rüyalarıma girmeye başladı. Bir de o dönem yine öğrenci yurdunda kalıyorum. Tam böyle yatmışım. Hani uyumakla uyumamak arası bir evre vardır ya oralardayım falan. Ulan bir baktım sırlar dünyası gibi kapının altından duman çıkmaya başladı. Bir baktım başucumda Bülent Ersoy'un silüeti. Sen hala uyumadın mı evlat? Ballı süt yaptım bir duble içer misin yavrum? Gel ablan gel falan diye eşe dön la ilahe illallah diye ben yorganı çekiyorum. Sabah bir kalkıyorum Yıldız Tilbe dolabın üstünde falan. Gel canım oynayalım beraber. İşim gereği çok şanslıyım çünkü sanatçılarla, ünlülerle tanışıyorum. Beraber aynı ortamlara girip çıkma şansımız oluyor. Şüphesiz ki tanıştığım en orijinal adam Nihat Doğan'dı. O kadar komikalitesi yüksek bir insan ki nereye koysan başka bir malzeme çıkıyor. Sen düşünsene Nihat Doğan'ı Türk Hava Yolları'nda kabin amiri. Uçağa geliyor değil mi? Selamun aleyküm Taylans. Bakın. Herkes gözlerim içine baksın. Şunu açık ve net söylüyorum. Kemerler... ...gösterilen şekilde bağlanır... ...ve aynı şekilde geri açılır. Uçağımızda 8 adet çıkış kapısı vardır. İkisi önde, ikisi arkada, dördü de bende. Siz hiç merak etmeyin. Nihat Doğan'ın olduğu yerde bir Allah'ın kuluna zarar gelmez. Biz burada yeteneksizsiniz seyircisi olarak, Türk halkı olarak tesbihin imamesi gibiyiz. Çekseniz de içseniz de size geliriz. Adamı tesbih edilir, tövbe diye çekeriz. Buradan biznesdaki yolculara sesleniyorum. Portakal suyu içtiniz diye adam mı oldunuz? Bu alemde
Biz başlar, biz bitirir, biz seçer, biz vazgeçeriz. Ama o uçak pilotlarında da dikkat ettiyseniz sevgili seyirciler, ses tonlarında niyeyse böyle anlamsız bir erotizm var. Hani uçağa girer girmez hissettiriyor kendini yani, biliyorsun böyle. Sevgili misafirler. Değerli konuklar. Uçağımıza hoş geldiniz, kaptan konuşuyor. Şu an yerden yaklaşık 20 bin fit yükseklikte. -18 derecede seyrediyoruz. Ulan altı üstü uçağı kaldırıyorsun. Niye 900'lü hatları seslendiriyorsun? Eskiden vardı televizyonda biliyorsun, öyle çıkıyordu adamın bir tanesi böyle karanlıkta, elinde mum var. Bence bu adamlardan bir tanesi oradan gelme. Tabii. Çıkıyor değil mi böyle? Yeni yıla Paris'te girmek ister misin? Beni ara. En güzel Paris anılarımı anlatayım. 20 bin fite beraber çıkarız. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Eser. Vallahi Sefa karşımı ben ilk defa hani burada canlı seyredebiliyorum. Daha önce hep televizyonda programda Yeteneksiz'de izledim. Bence bu işte şampiyon oldun. Sonrası çok önemli ve sen taklit yapmanın yanı sıra tekst konusunda, anlatım konusunda, anlattığın hikayeler konusunda da kendini hala geliştirmeye devam ediyorsun. Bu yüzden çok tebrik ediyorum seni kardeşim. Çok teşekkürler. Helal sağ olun. Yani, gerçekten. Çok güzel olmuş değişiklik. Çok yakışmış hakikaten sana. Yani taklitle sınırlı kalmaması şahane olmuş. Hakikaten yetenekliymişsin sen yani. Onu bir kere daha şimdi burada anlamış olduk. Evet, üzerine de gidiyor Sefa abi. Üzerine de gitmiş olmak çok güzel olmuş. Şahane. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sefa bizi öyle senede bir de olsa ziyaret edersen çok mutlu oluruz. Tabii ki. Ayağına sağlık. Seni seviyoruz. İnşallah başka zaman yine beraber olacağız. Çok teşekkürler. İstediğin zaman da ofise bekliyoruz. Seve seve. Oyunla ilgili kısa bir şey söylemek istiyorum. Geçen sene yaklaşık 20-25 tane ilde oyunumuzu gerçekleştik. Şimdi tekrar Türkiye turnesine devam ediyoruz. 50 ilde Muğla'ya da geleceğim. ...17 tanesini bitirdik. 30 küsür tane daha var. Devam ediyoruz. Oyunumuzun ismi Biz Geldik. Yurt dışında Almanya, Hollanda, Belçika, İsviçre, Fransa gibi yerlerde de stand-up'larımız, oyunlarımız, turnelerimiz devam ediyor. Tüm sevenlerimizi bekliyoruz. Dünyanın en büyük mutluluğu bir insanın yüzündeki tebessümün sebebi olduğunun bilinmesidir. Ben bu akşam sizlerin o güzel yüzünüzdeki tebessüm olabildiysem ne mutlu bana. Çok teşekkür ediyoruz. Sefa Doğan'a iyi akşamlar diliyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a ısmarladık.